Arkadaşlar nasılsınız? Bugün 27 Aralık 2020, günlerden pazar. Biliyorsunuz bundan önceki videolarda Apple Watch Series 6 ile iPhone Pro Max 12'nin tanıtımını yapmıştım sizlere. Bugün sizlere arkadaşlar yine Apple'ın çok güzel bir kulaklığını tanıtacağım. Power Beats High Performance olarak geçiyor. Kablosuz bir kulaklık arkadaşlar. İçerisinde Apple'ın M1 chipseti var. Bu sayede bütün iPhone'larla birebir uyumlu. Normalde bildiğiniz üzere arkadaşlar neredeyse bütün kulaklıkları Bluetooth üzerinden bağlarsınız. Bu da yine Bluetooth üzerinden bağlanıyor fakat içerisindeki chip sayesinde daha uyumlu bir performans sağlamakta. Black Friday döneminde almış olduğum Power Beats'in iki farklı modeli ön plana çıktı. Birincisi bendeki olan High Performance modeli. Fiyatı arkadaşlar $100'dı. Ben ürünü Walmart'tan aldım fakat şu an yani Black Friday bitmiş olmasına rağmen ister Best Buy'a girin, ister Amazon'a, ister Walmart'a tekrar girin. Farklı renk seçeneklerinde yine $100'a aynı ürünü bulabiliyorsunuz. Aynı markanın arkadaşlar bir de Pro modeli vardı. Bu tam kablosuz olan versiyonu değil. Yani Pro versiyonu tamamıyla kablosuzdu. Ayrı ayrı ayırabiliyordunuz. Bendeki ise arkadaşlar birazcık daha bir spor modeli. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim sizlere. Ben daha önceden tam kablosuz bir kulaklık kullandım. Fakat bir tanesi kulağınızdan düştüğü zaman çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar ikinci bir kablo ile bağlanmasını tercih ediyorum. Kulaklık 3 farklı renk seçeneğiyle gelmekte. Kırmızı, beyaz ve siyah olarak. Ben beyaz modeli tercih ettim. En azından daha çok hoşuma gidiyor. İsteyen kırmızısını da alabilir ya da siyahını da alabilir. Evet, kutumuzu açalım. Bakalım içinden ne çıkacak ve daha sonra bunu iPhone'umuza tanıtalım. Nasıl tanıtıyoruz onları da beraber görelim. Öncelikle şu güzel ince jelatinini bir kaldıralım. Bakalım içinden neler çıkıyor, neler çıkmıyor. Bir görelim nasıl şarj oluyor, telefonu nasıl tanıtıyoruz. Onları da şimdi sizlere gösteriyorum. Evet arkadaşlar, kutuyu açtık. Bir jelatinimizden çıkartıyoruz ilk önce. Fazlalıkları atalım her zamanki gibi. Gayet güzel bir tasarım arkadaşlar. Yine kutu gayet kendi içerisinde gayet şık olmuş. Şu an için size açıyorum. Bakalım ne çıkıyor, ne çıkmıyor bir bakalım. Yine kutunun içerisinden her zamanki gibi başka bir kutu çıkıyor. Evet, bir bakalım. Şimdi diğer kutuyu da açıyorum ve gayet güzel bir tasarım yapmışlar. Şöyle göstereyim. Power Beats'in güzel bir beyaz rengi var. Ürün arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Bir USB Lightning girişiyle gelmekte. Evet arkadaşlar, şu kutuyu da kaldırıyorum. Bakayım içinde ne var ne yok diye. Bu arada içerisinden arkadaşlar kulaklarınıza takmak üzere küçük bazı şeycikler çıkıyor. Bunların en uygun olanını seçebiliyorsunuz. Bunlarca arkadaşlar bir Lightning şarj kablosu bulunmakta. İçinden arkadaşlar yine Power Beats'in asla okumayacağınız böyle nasıl kullanırım isimli kitapçıkları çıkmakta. Onları da göstereyim sizlere hızlıca. Çok da önemli değil. Bir sticker'ı var. Ne yapacaksınız bunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Kocaman bir kırmızı sticker yapmışlar arkadaşlar. Ne işe yarayacaksa. Pekala, öncelikle şöyle söyleyeyim. Gayet güzel oturuyor arkadaşlar. Yani bu koşsanız da zıplasanız da bu kolay kolay düşmeyecektir. Şurada küçük bir düğme var. Şu açma kapatma düğmesi olsa gerek. Ona bastığınızda aktif olacaktır. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bas kalitesi çok çok iyi. Yani ses kalitesi de çok çok iyi. Açıkçası şu ilk kullanım beni son derece hayran bıraktı. Eski kulaklıklarıma nazaran yani bunlar çok son derece tatmin edici geldi bana. Yani aldığı parayı hak eden bir kulaklığa benziyor. Bunun haricinde arkadaşlar kulaklığın ne gibi özellikleri var? Bu Apple ürünü olduğu için yani iPhone'la direkt uyumlu olduğu için eğer bana bir mesaj gelirse ben ona yani Siri üzerinden bu mesajı bana oku diyorum ve Siri ise mesajı bana okuyabiliyor. Eğer bir gelen yani diğer kulaklıklarda da olduğu gibi gelen aramalar için yine üzerindeki tuşlarla bunu yapabiliyorsunuz. İleri geri sarmak için arkadaşlar yani çaldığınız müziği ileri bir sonraki müzik ya da bir önceki müzik seçenekleri yine bulunmakta. Ses açma tuşları burada arkadaşlar yani şu sağ kulağın üzerinde ses aç ve kapa tuşları var.
Mikrofonlar ise anladığım kadarıyla her iki kulaklıkla da birer mikrofonu mevcut. Kutunun üzerindeki bilgilerde arkadaşlar kablosuz kulaklığın 15 saat boyunca çalışır halde bulunabileceğini gösteriyor. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bir yerlerde bir beğen tuşu olacak, ona basmayı unutmuyorsunuz. Videoyu arkadaşlar her türlü sosyal ağda paylaşabilirsiniz. Facebook olur, Twitter olur ve diğer hesaplarınız olur. Bunları istediğiniz şekilde paylaşabiliyorsunuz. Ve elbette ki arkadaşlar kanala abone olursanız yeni çıkacak olan videolardan da yine ilk sizlerin haberi olacaktır. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet kalın.